Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 10 Şubat'ta gece 1:59'da 20 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Hava elementinin sabit nitelikli burcu Kova, özgürlükler, gelecek beklentilerimiz, keşifler, icatlar, evrensel ve toplumsal konular, uzay, astronomi, astroloji, bilimsel gelişmeler, teknoloji ile ilgili yapılandırmalar ve genel olarak insanlığa hizmet eden tüm gelişimlerle alakalı bir burçtur. Kova burcundaki bu yeni ay Uranüs ve Satürn tarafından yönetiliyor ve Uranüs'ün de çok güçlü bir açısı var. Özellikle sabit burçlarımız önemli etkiler alabilir bu yeni ayda. Başta kovalar olmak üzere aslan, boğa ve akrep burçları en önemli etkiyi alacak burçlarımız. Bununla birlikte lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda 15 ile 25 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan önemli etkiler alabilirsiniz. Evet, Uranüs etkili bir yeni ay ve an haritasında da Türkiye'ye göre Akrep burcu yükseliyor. Yine sabit nitelikte bir burç. Tam karşıt aksta Boğa burcunda Uranüs'ü görüyoruz ve yeni ay haritanın 3. evinde yer alıyor. Dolayısıyla gerçekten Uranüs'ün güçlü söz sahibi olduğu değişimleri, yenilikleri, önemli özgürlükleri, isyanları tetikleyebilecek önemli bir yeni ay bu. Yeni ayla birlikte yaşamımızda özellikle Kova burcunun temsil ettiği alanlarda özgürlük mücadelesini ve yeni bir bakış açısını daha çok görebiliriz, deneyimleyebiliriz. Bizi sınırlayan koşulların değişmesi ve bunun için biraz daha mücadele içerisinde olmamız mümkün. Plüto artık biliyorsunuz Kova burcunda. Bu yeni ayda Plüto ile birlikte Merkür de Kova burcunda olacak. Daha çok geleceğimizi planladığımız, yeni ve farklı düşünceler içerisinde olduğumuz, hatta orijinal fikirler üretebildiğimiz bir süreçteyiz. Uranüs aydınlanmalar ve bilinçlenmelerle de ilgili bir gezegendir. Kova yeni ayı zaten kitleleri, toplumları, insanları ileriye taşıyacak her türlü yeni keşif, buluş, yenilik, değişim, özgürlüklerle alakalı bir burçtur. Dolayısıyla hareketli bir yeni ay döngüsü bizi bekliyor. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda, dünya üzerinde de ilgi çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Yeni ayı takip eden günlerde ayın 14'ünde Plüto ile Mars Kova burcunda birleşecek. Ayın 16'sında ise Venüs ile Plüto yine Kova burcunda birleşecek. Özellikle Mars'ın ve Plüto'nun kavuşumu güçlü ve patlayıcı bir etki getiriyor. Sıfır derecedeki bu başlangıç derecesindeki kavuşum bir anda yeni bir etkiyi, yeni bir bilimsel keşif olabilir, yeni bir icat olabilir. Bununla birlikte biraz da mücadele ve savaş içeren enerjiler var içerisinde. Mars ve Plüto çünkü patlayıcı, değiştirici ve dönüştürücü baskı yaratan bir etki olduğunu söyleyebilirim. Bu dönemde doğa olaylarında artışlar olabilir. Çünkü sabit nitelik ve toprak niteliği, hava niteliği güçlü bu yeni ayda. Doğa olaylarında, hava şartlarında olsun, işte toprakla ilgili alanlarda olsun, doğa olaylarını tetikleyebilecek, stres yaratabilecek durumlar karşımıza çıkabilir. Son zamanlarda artan depremsellik etkisini yine bekleyebiliriz. Belki hani tüm ülkemiz, sadece ülkemiz için değil, dünya için aslında bunu söylüyorum. İşte yanardağ patlamaları olsun. Bununla birlikte tabii ki savaş enerjileri ve buradaki baskılar artabilir. Şimdi Kova toplumsal bir burç, insanlığı etkiliyor. Ve en son Plüto Kova burcunda 248 yıl önce döngüsünü yapmıştı ve bu 1780'li yıllar, işte Fransız ihtilalinin olduğu dönemlere denk geliyor. Dolayısıyla şimdi Plüto Kova burcundaki bu uzun vadeli 20 yıllık yolculuğuna başladı. Bu başlangıçla beraber kitleler ve insan toplulukları üzerinde de biraz da otoriteye baş kaldıran,
İşte yenilik isteyen, değişim isteyen, özgürlük isteyen arayışları ve kitleleri harekete geçirebilecek, grupları hareketlendirebilecek bazı durumları tetikleyebilir ve bunlar daha fazla dikkat çekebilir. Bunun işaretlerini de zaten bir süredir alıyoruz aslında. Şimdi Amerika'da da önemli hareketler söz konusu olabilir. Çünkü Amerika'nın Ay burcu Kova. Yani bunun üzerinde olacak bir yeni ay döngüsü ve Uranüs tesiri özellikle Amerika'nın kitlelerini, insan topluluklarını, halklarını etkileyecek alanlarda huzursuzlukları, başkaldırıları, isyankar tavırları burada daha fazla tetikleyebilir ve dikkat çekici durumlarla karşılaşabiliriz. Evet, Amerika'nın yönetimi eyaletlerle olduğunu biliyorsunuz ve tabii ki bu eyaletlerdeki bağımsızlık arayışları ve özellikle ana yönetime karşı biraz daha isyankar tutumlar, çatışmalar, karışıklıklar artabilir bu döngü içerisinde. Ve bu Kova yeni ayında da dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Zaten Plüton'un en son Kova burcunda bulunduğu 250 yıl önceki o döngüde de işte Fransız İhtilali'ni, Amerikan devrimini görüyoruz. Dolayısıyla dünya üzerinde insan topluluklarını, toplumsal yapıları şekillendirebilecek güçlü tetiklenmelerin etkilerini artık belki daha fazla yaşayacağız, daha fazla görünür hale gelecek. Kova burcuyla yönetilen ülkelerden İran ve Rusya da dikkat çekiyor. İran'ın zaten Plüton'un Kova burcuna geçişiyle beraber hemen çok güçlü etki aldığını görüyoruz. Bu arada İran'da özellikle Mars-Plüto kavuşumuyla terör gibi daha patlayıcı durumların, tehlikeli, riskli durumların ortaya çıkması mümkün. Ve tabii ki İran'da daha saldırgan bir tutum içerisinde olabilir. Dolayısıyla İran da çok dikkat çekiyor ve Rusya zaten yine Kova burcu etkisinde olan ülkelerden birisi. Rusya'da da bu Uranüs etkili yeni ay döngüsünde özellikle şu anda içinde bulunduğu gerek Ukrayna ile olan savaş döngüsünde belki daha sert bir tutum içerisine girmesi, politikalarında önemli bazı değişimlerin olması mümkün görünüyor. Kişisel olarak değerlendirdiğimizde şimdi Kova Dolunay'ı aslında bizi de bireysel olarak biraz özgür olma, özgürlük ihtiyacına sevk edecek. Yani burada hayatımızda sınırlama hissettiğimiz, kısıtlama hissettiğimiz, işte bunaldığımız alanlarda farklı yollar arayacağız. Bu tabii ki bir isyankar tutum ortaya çıkarabilir. Bir ilişki içerisinde bağları koparmak isteyebiliriz. Ve bu bitmesi gereken ilişkileri bitirme konusunda bir cesaret de verebilir. Bununla birlikte işte iş hayatımızda, çalışma koşullarımızda eğer bazı şeyler doğru gitmiyorsa belki farklı yollar arayacağız. Farklı uygulamalar içerisinde olacağız. Kişisel ifademizde her türlü alanda daha özgür, daha bireysel davranma ihtiyacında olabiliriz. Burada Uranüs bize bir aydınlanma, bir farkındalık, bir bilinçlenme verebilir ve gereken cesareti verebilir hayatımızdaki değişimler için. Ancak huzursuzlukları ve stresi de arttırabilir. Bu nedenle risklere de dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğunca gereksiz risklerden, hani aniden, dürtüsel yapılan davranışlardan uzak durmakta fayda var. Sağlık konularında da tansiyon, sinir sistemi, nörolojik sorunlar buralarda biraz daha fazla etkilenebilir. Dolunay yeni ay döngüsüyle beraber özellikle 13-17 Şubat aralığında işte Mars-Plüton'un kavuşumu etkisi altında olduğumuz dönemlerde özellikle sabit burçların ilk dereceleri daha fazla etki alabilir. Hem kazalara, sakarlıklara karşı hem de bu tarz nörolojik sorunlar, tansiyon dengesizlikleri, dolaşım sistemi problemlerine karşı biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Evet, Kova burcu uzayı sembolize eder. Astronomi, astroloji yine Kova burcuyla alakalıdır. Bilimsel konular, teknoloji, işte internet, dijital platformlar, elektrik ve elektronikle ilgili her türlü konu Kova burcunun semboliklerindendir ve bu alanlarda hızlı gelişmelerin artık başladığı bir dönemdeyiz. Daha fazla toplumsal yapıları, ekonomik sistemleri, yönetimsel yapıları değiştirebilecek
güçlü etkiler altındayız. Daha fazla uzay konuşacağız, uzayı takip edeceğiz. İlginç haberler gelebilir, işte uzaylılarla ilgili keşifler olabilir. Bununla birlikte dijital platformlar, işte internet üzerindeki her türlü girişim, kişisel olarak bizim hayatımıza daha fazla dahil olabilir. Ancak biraz siber saldırılara da dikkat etmek lazım. İşte özellikle o yine Şubat ayının ortalarında siber saldırılar artabilir. Bunlar ülkeler arası güvenlikle alakalı söz konusu olabilir. Arızalar, işte elektrik arızaları, elektronik sistemlerdeki bozulmalar falan, bunlar karşımıza çıkabilir. Bu alanlarda kişisel olarak daha dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Evet, Kova burcundaki bu önemli ve güçlü yeni ay bireysel olarak sizi nasıl etkileyecek? Hepimizin kişisel doğum haritaları burada tabii ki önemli. Özellikle yükselen burçlarınıza göre Kova burcu yeni ayın etkilerini dinleyebilirsiniz. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Kova burcundaki yeni ay hayata bakışınızı, beklentilerinizi, umutlarınızı yenileyeceğiniz, daha özgür, daha bireysel adımlar atabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. İş ve çalışma koşullarınızda yenilikler olabilir. Bu durum sizin maddi durumunuzu da etkileyebilir. Maddi durumunuzda değişimlerin olması, özgürlüklerin ortaya çıkması mümkün. Gelir ve gider dengenizi değiştirebilecek bazı yeni adımlar atabilirsiniz. Bunlar iş ve kariyerinizle de ilgili olabilir. Sosyal çevrenizde önemli etkiler var. Yeni gruplara girmeniz, yeni kişilerle tanışmanız, arkadaşlık ilişkilerinizde bazı önemli kararlar vermeniz mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için çok önemli ve güçlü bir yeni ay olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, bu yeni ay tabii ki sizin için çok güçlü etkiler getirebilir. Sabit bir burçsunuz ve burcunuzdaki Uranüs'te de tam açı yapıyor bu yeni ay. Evet, kariyerinize işaret eden bir yeni ay döngüsü. Kariyeriniz, geleceğiniz, toplumdaki statünüzle ilgili hızlı ve yeni gelişmeler olabilir. Daha cesur, daha özgür adımlar atabilirsiniz. Risk alabilirsiniz. Yani yeni bir işe, bir mesleğe başlama, belki işten ayrılma, daha bireysel işler yapma adına burada bağımsız davranabilirsiniz. Özellikle bitmesi gereken konularda, bu bir ilişki olabilir, işbirliği olabilir, işte kariyerle ilgili bir konu olabilir. Radikal kararlar alabileceğiniz bir yeni aydasınız ve sürpriz fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Çünkü Jüpiter de burcunuzda, bu dönemde gelişme ve büyüme fırsatları, maddi manevi fırsatlarla daha fazla karşılaşabileceğiniz bir süreçtesiniz aslında. Bu yeni ay işte kariyerinizi şekillendirecek, toplumdaki statünüzü ve geleceğinizi önemli ölçüde etkileyecek güçlü değişimleri, yenilikleri hayatınıza getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu etkiyi daha fazla hissedebilirsiniz. Yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir. Bunlar işle ilgili olabileceği gibi medeni durumunuz, yani ilişkilerinizle, evlilikler, ayrılıklar ve benzeri konularla birlikte de bağlantılı çalışabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Kova burcundaki yeni aydan olumlu bir açı alıyorsunuz. 9. evinizde doğacak. Ufkunuzun geliştiği, biraz daha vizyonunuzun genişlediği bir dönemdesiniz. Yeni hedefleriniz, düşünceleriniz var. İnançlarınızda, felsefelerinizde de değişimler olabilir. Daha özgür, daha yaratıcı olabileceğiniz bir süreç. Dolayısıyla zihinsel anlamda da bu yeni ay size ilginç fikirler getirebilir. Yeni bilgiler öğrenmek için harekete geçebilirsiniz. Eğitim konularında şanslı bir dönemdesiniz. Bu yeni ay bir eğitime başlamanız, akademik çalışmalar yapmanız için size fırsatlar sunuyor. Bunun yanı sıra internet üzerinde, sosyal medya üzerinde hareketlilikler artabilir. Girişimlerde bulunabilirsiniz. Yurt dışı konuları, yabancı ülkelerle ilgili işlerinizde açılımlar olabilir. Tabii ki seyahatleriniz de olabilir. Sevgili ikizler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Kova burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Maddi konular, finans işleriniz, borç alacak konularınızda farklı bir bakış açısı getirebilir bu yeni ay. Belki yeni bir borçlanma konusu, bir kredi konunuz var. Ya da bir borcu yapılandırmak, ödemek ile ilgili bir konunuz devrede olabilir, arayışınız olabilir. Eşinizin kaynaklarında değişimler olabilir. Hisseli paralar alanında böyle bir miras paylaşımı,
belki nafaka ödemesi ve benzeri alanlarda yeni ay hayatınıza bazı başlangıçlar getirebilir. Emeklilik gibi bir konunuz da devreye girebilir. Özellikle para harcama, borçlanma konularında yeniliklerin ve biraz daha bireysel belki arayışların öne çıktığı bir dönemdesiniz. Ani harcamalar da olabilir tabii ki. Yatırımlar konusuna dikkat edin. Çok da fazla risk almamak gerekiyor. Çünkü Uranüs biraz risklere eğilim getirebilir finansal alanlarda sizin için. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 20 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ayın etkileri daha güçlü olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Kova burcundaki yeni ay sizin için çok güçlü etkiler getirebilir. Karşıt burcunuz, İlişkiler evinizde bir yenilenme enerjisi var. Uranüs'ün de etkisiyle sürpriz tanışmalar, ilginç tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bir ilişkiye başlamanız, evlilik kararı almanız, evlenmeniz, belki işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili hızlı bazı gelişmelerin olması mümkün. Süre gelen bazı ilişkilerinizde de tabii ki dönüşümler olabilir. Yani ayrılıklar olabilir, yol ayrımlarına karar verebilirsiniz. Bununla bağlantılı işte yer değişiklikleri, düzen değişiklikleri, ev değişimi, taşınmalar falan, bunlar da hayatınızda şekillendirici olabilir. Özellikle ilişkilerinize bakışınızın değişeceği, süre gelen bir ilişkiniz varsa belki ilişki dinamiklerinizde farklı bir yol arayacaksınız ya da eşinizle bazı yeni kararlar vereceksiniz hayatınızın düzeniyle ilgili alanlarda ya da eşinizin yaşamında, eşinizin ailesiyle de ilgili, işiyle de ilgili olabilir. Bazı önemli gelişmeler, değişimler olabilir bu dönemde özellikle. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Kova burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Bu daha çok günlük hayatınızın rutinlerine, iş ve mesleki konulara ve genel sağlığınıza işaret eden bir alan. Bakış açınızın değiştiği, yenilikler getirdiği bir dönemdesiniz. Yeni bir beslenme programı olabilir, diyete başlayabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz, bir işe başlayabilirsiniz. Tüm bunlar çalışma saatleriniz, günlük hayatınızın alışkanlıklarını değiştirebilir. Size yenilikler getirebilir, yeni bir bakış açısı da getirebilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınızla ilgili sorunlar varsa yaşam kalitenizi arttırmak ve sağlığınızı iyileştirmek adına tabii ki alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi düzenleyebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişilerle ilgili yenilikler olabilir. Evcil hayvan sahibi de olabilirsiniz. Bu da hayatınıza yeni bir etki getirebilir. Sevgili başaklar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Kova burcundaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Sizin için heyecanlı, sürprizli gelişmeler olabilir. Bu Kova yeni ayı hava elementi burçlarımızı daha olumlu etkiliyor. Dolayısıyla heyecan getirecek karşılaşmalar, aşk hayatınızda romantik konular hızlanabilir. Çocuklarınızla ilgili yine güçlü etkiler var. Çocuk sahibi olmak için, hamilelik, doğum ve benzeri etkiler için bu yeni ay sizi destekliyor aslında. Bununla birlikte çocuklarınızın eğitimleri, onların hayatlarındaki seçimler veya sizin çocuklarınızla birlikte yapacağınız bazı faaliyetler için de bu yeni ay güzel destekler getirebilir. Yatırımlarınız, özellikle parayla ilgili konularda, seçimlerinizde bu yeni ay şansa ihtiyacınız olan alanlarda sürpriz etkiler getirebilir. Para piyasalarıyla ilgili işleriniz varsa özellikle buralarda tabii ki Uranüs etkisi hızlı iniş çıkışlar, kazançlar da getirebilir ama risklere de dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak sevgili teraziler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkiler sizin için çok daha güçlü olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Kova burcundaki yeni ay tüm sabit burçlar gibi sizin için de önemli. 4. evinizde doğacak bu yeni ay. Bu yeni ay ile birlikte Uranüs'ün de etkisiyle hayata bakışınız, beklentileriniz ve özellikle özel yaşam, aile ve yuva konularında hızlı değişimler olabilir. Birçok akrep için belki bir taşınma konusu, yer değişimi, işte evlilikle ilgili de olabilir bu veya ayrılıkla, boşanmayla da bağlantılı olabilir.
İşte genç bir akrepsiniz, aileden ayrılıp kendinize bir ev açabilirsiniz. İş için veya eğitim için de bu değişimler söz konusu olabilir. Size ait ya da aileye ait mülklerin satılması, kiralanması, kentsel dönüşüm ve benzeri konular. Hani biraz bu özel yaşama ve ev konularına işaret eden bir yeni ay. Bununla birlikte tabii ki anne, baba, ebeveynlerle ilgili konular da sizin için önemli görünüyor. Onlarla ilgili dinamikler bu yeni ay ve takip eden günlerde de önemli olabilir. Ve tabii ki bir yeni bir bakış açısı ve belki yeni bir düzen getirebilir hayatınıza. Sağlık konularına, özellikle aile sağlığınıza, ebeveynlere ve kendi sağlığınıza lütfen özen gösterin. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, kova burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Düşünceleriniz, fikirleriniz, planlarınız değişiyor. Yeni ve ilginç bilgiler öğrenebileceğiniz gibi parlak fikirler üretebileceğiniz, yeni şeyler öğrenmek için yeni meraklarınız nedeniyle eğitimlere başlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Entelektüel anlamda sizi geliştiren bir yeni ay. Bol bol okuyabilirsiniz, yazabilirsiniz, bir şeyler tasarlayabilirsiniz, eğitimlere başlayabilirsiniz, seyahatler yapabilirsiniz bu yeni ay ile birlikte. Özellikle medya, internet üzerinde, iletişim alanlarında hareketli olacağınız ve kişisel girişimler yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bununla birlikte işte telefon almak, bilgisayar almak, otomobil almak gibi böyle yeni bir teknolojik yatırımınız söz konusu olabilir. Yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşler, akrabalar ve komşu ilişkilerinizde de bazı hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz ve onlarla irtibatlarınız da bu ay çok hızlanabilir, önemli olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Özellikle 20 derece ve yakınlarında sabit burçlarda boğa, aslan, akrep, kova gibi gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın etkileri çok daha güçlü olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, kova burcundaki yeni ay 2. evinizde doğarken maddi durumunuz, parasal kazançlarınız, bütçenizle ilgili yeni bir bakış açısı, bir yenilik getirebilir size. Şu sıralarda Mars burcunuzda, yakın bir zamanda Kova burcuna geçecek. Özellikle ayın 13'ünden sonra para kazanma konularında daha fazla inisiyatif alıp daha hareketli, daha mücadeleci bir dönemde olabilirsiniz. Yeni bir işe başlama, bir gelir elde etme veya kaynaklarınızı değerlendirme konusunda yeni bir bakış açınız olabilir. Bütçenizle ilgili alanlarda bu beklenmedik bazı hızlı gelişmeler de ortaya çıkarabilir. Maddi durumunuzla ilgili olarak örneğin grup çalışmaları, hisseli paralar ve özellikle kariyerden ya da aileden gelen kaynaklarınız, gelir giderlerinizle ilgili alanda da yeni düzenlemeler ve beklenmedik durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenler bulunuyorsa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, sizin yeni ayınız ve tabii ki yılın en önemli dönemlerinden birindeyiz. Doğum gününüzde kutluyorum. Özellikle bu yeni ay döneminde 10 Şubat'a yakın, yani 5-15 Şubat arası doğan kovalarımız için önemli bir yeni ay bu. Yükselen burcu da 20 derece ve yakınlarında olan kova burçlarımız için çok güçlü etkiler getirebilir. Plüton'un da etkisiyle derinden ve ama güçlü olarak hayatınızda yapılandırmalar, güçlü değişimler, dönüşümler içerisindesiniz. Hayatınızda gerçekten çok uzun vadeli bazı planlarınız olabilir ve bu yeni ay size hayatınızda yeni başlangıçlar yapmanız, adımlar atmanız için gereken cesareti de verebilir. Uranüs'ün etkisi biraz özel yaşam, ev yuva alanlarınızda değişimler olabileceğini işaret ediyor. Ailesiyle birlikte yaşayan kovalar ayrılabilir, kendilerine yeni bir düzen kurabilir. İşte ilişkiler, evlilikle bağlantılı konularda da bu yer değişimleri, dönüşümler olabilir. Bununla birlikte iş ve kariyer hayatınızda yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Daha özgür, daha bireysel, daha cesur olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Genel sağlığınıza dikkat edin. Dolaşım sisteminiz, sinir sisteminiz biraz hassas olabilir. Sizin ya da ebeveynlerinizin
ailenizin özellikle böyle kronik sorunları varsa bu yeni ay Uranüs etkisiyle biraz hani sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kişisel güvenliğinize, genel sağlığınıza, hayat düzeninize, imajınıza, fiziksel görünümünüze dikkat etmeniz gereken bir dönem. Burada hem fiziksel imajınızda bazı değişimler yapabileceğiniz gibi yaşadığınız mekanların düzenlenmesi, mesela evinizin dekorasyonu da değişebilir, eviniz de değişebilir. Hani genel itibariyle çevresel anlamda da hızlı değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiler çok güçlü çalışabilir sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, kova burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Bilinçaltınızın hareketlendiği, hayallerinizin güçlendiği bir dönem. Yeni fikirler, yaratıcı bazı düşünceler içinde olabilirsiniz. Bu yeni ay aslında biraz hani kendinizin tefekkür içerisinde kendi iç dünyanıza yönelip kendinizle de ilgili önemli keşifler yapmanızı sağlayabilir. Daha özgür, daha bir bireysel bakış açısı içerisinde olabilirsiniz. Hayatınızda düzenlemeler yapabileceğiniz bir dönem. Sağlığınız, duygularınız, işte bilinçaltınız, ruhsal, bedensel, zihinsel her yönde hayatınızı iyileştirmek adına daha radikal kararlar verebilirsiniz. Bu bir fikrin değişmesi, bir inancın değişmesi olabileceği gibi işte beslenmenizin, diyetinizin değişmesi ya da zararlı alışkanlıkları bırakmak, size uygun olmayan bir işi bırakmak, alışkanlıklarınızı düzenlemek şeklinde de olabilir. Bazı gizli konuların açığa çıkması ya da bazı gizli şeyleri öğrenmeniz, keşfetmeniz de mümkün görünüyor. Sezgileriniz güçleneceği için sezgilerinizi, iç sesinizi daha fazla dinlemeye çalışın sevgili balıklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz.